Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı'nın e-gönülleriyiz. Sosyal Ben Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dijital sahalarımızda hem eğlenmeye hem öğrenmeye devam ediyoruz. Eğer sen de kitap okumayı çok seviyorsan, ünlü yazarları tanımak istiyorsan ve ileride ben de bir yazar olmak istiyorum diyorsan, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başlıyor, haydi gelin. Evet, bugünkü etkinliğimizde yaratıcı hikaye yazmayı öğreneceğiz. Çocuklar, yaratıcı hikaye yazmanın birden fazla tekniği vardır. Fakat ben şarkı söylemeyi çok sevdiğim için bunu müzikle yapmayı deneyeceğim. Nasıl mı? Bugün şu an 3 şarkı söyleyeceğim sizlerle birlikte. Ve söylediğim bu 3 şarkıda aklımda kalan kelimeleri kağıdıma yazacağım. Kağıdıma yazdıktan sonra bu kelimelerden anlamlı ve farklı bir cümle kurmuş olacağım. Hadi başlayalım. İlk şarkımı söylüyorum. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Hemen ilk kelimemi yazıyorum. Siz de yazdınız mı? Peki, ilk kelimemi gösteriyorum. Evet, şimdi ikinci şarkımla birlikte devam etmek istiyorum. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Hemen ikinci kelimemi de yazıyorum. Siz de yazdınız mı? Kuş. Peki, üçüncü şarkımla birlikte devam etmek istiyorum. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Üçüncü kelimem. Siz de yazdınız mı? Peki, hemen paylaşıyorum. Küçük. Haydi bu 3 kelimeden hareketle bir cümle yazalım. Ben yazıyorum. Evet, yazıyorum çocuklar. Siz de yazdınız mı? O zaman ben paylaşıyorum. Hemen. Kırmızı küçük kuş eve gidiyordu. Aslında yaratıcı hikayelerimize başlamadan önce bu ve bunun gibi girişler yaparak ve bu etkinlikleri çoğaltarak hep birlikte harika hikayeler yazabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik ve ben etkinliği yaparken inanılmaz eğlendim. Umuyorum ki siz de çok fazla eğlenmişsinizdir. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nin başka etkinliklerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın geleceğin yazarları.